Her iki motorumuz da gitti. Daha iyi. Hanımlar, beyler, hepinize Tek Option'dan tekrar merhaba. Güven hocamın yanındayım. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba, hoş geldin tekrar. Tekrar hoş bulduk. Ben Güven hocamdan ayrılamıyorum. Biz de senden ayrılamıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizlerden gelen bir istek var. Dediler ki, bir emergency durum simüle edebilir misiniz? Motor arızası şu bu. Ben de Güven hocama sordum. Sağ olsun sizleri kırmadı, beni de kırmadı. Ve Boeing 737'deyiz. Güven hocam, şimdi bugün ne yapacağız? Bugün şimdi öncelikle sevdiğimiz uçaktayız. Boeing 737'deyiz. Evet. Aslan gibi lövyemiz var önümüzde. Evet, en sonunda. Şimdi bugün klasik bir şey işleyeceğiz. Hemen hemen bütün pilotlara uygulanan bir senaryo bu. Tam adı Loss of Thrust on Both Engines. Yani her iki motorda da güç kaybı. Örnek olarak şöyle verebiliriz. İşte o Hudson nehrine inen uçakta. Evet, biliyorsun ne olmuştu? Kuşlar girmişti. Yaban kazları. Evet, her iki motor da durmuştu. Evet. Her iki motor durduğu zaman gaz kolu tamamen işlevsiz hale geliyor. Yani açıp kapaman hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü motorda güç yok, enerji yok. Şimdi böyle bir durumda yapılacak drill item'lar dediğimiz, yani ezbere yapılması gereken bazı şeyler var. Bunların en başında, tabii bu irtifaya göre değişir ama bizim, öncelikle şunu sorayım, bizim uçağımız için en önemli sistemlerden sence ikisi hangisi olabilir? Şey, yani kritik olarak. Tabii. Zannediyorum hidrolik. Hidrolik, doğru. Ve de bunun kardeşi elektrik. Elektrik, evet. Elektrik ve hidrolik. Şimdi her iki motor durduğu zaman ne olacak? Tabii uçakta elektrik kesintisi olacak. Yani kabin falan komple kararacak. Şimdi böyle bir durumda öncelikle tabii paniğe kapılmamak gerekiyor. Biz pilotlar olarak zaten bu durumlara karşı devamlı eğitildiğimiz için bizim için önemli olan soğukkanlı olmak. Nerede ne yapacağını bilmek. Dönüp ineceğiz artık. Evet. Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani önümüz şimdi Sabiha Gökçen pistindeyiz. 06 pistindeyiz. Evet. Kuzeye doğru kalkıyoruz. Yani önümüz biliyorsun önümüzde inecek bir yer yok. Her taraf dağlık tepelik arazi. Evet. Şimdi böyle bir durumda tabii çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor biz pilotların. Evet. Şimdi yavaş yavaş uçuşumuza geçiyoruz. Hazırım. Evet. Evet, kalkışımıza şimdi başlıyoruz. Evet. Park and brake. Release. Hadi bakalım. Gazlarımız mübarek olsun. Aynen. Az sonra başımıza geleceklerden habersiz. Stable, Toga, set take off thrust. Take off thrust, set. Check, yes. Bir flap mı kalktı? Evet. 80. 80. V1. Rotate. Rotate. Evet, normal bir şekilde kalkışımızı gerçekleştirdik. Positive rate. Gear up. Flight director takip ediyorum. Evet. Çok güzel iniş takımı kapatırım arkadaşlar. Çok da işlevsiz değilim hocam. Evet, yani. 400. Otopilot engage. Command. Evet. Akselerasyon irtifamız geldi. Speed up yapıyorum. 210 knot. Birazdan da flap'ı bekliyoruz. Flap'ı toplayacağız. Flaps up. Flaps up. Evet, şimdi standart bir şekilde yaptık. Evet, yaptık. Şimdi birazdan arıza olacak. 3200-3300 feetlerde. Önemli olan soğukkanlı bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışmak. Böyle bir durumda biz önce olayın ne olduğunu anlamak için motor saatlerine bakmamız gerekiyor. Ne arıza olursa olsun. Ve uçak uçuyor zaten. Bak şimdi 3300 geldi. Her iki motorumuz da gitti. Daha hiç ellemiyorum. Otopilot hala devrede. Birazdan otopilot devreden i̇ki çıkacak. Motorumuz birden gitti. Anlamaya çalışıyoruz şu an. Her iki motor birden gitti. Otopilot çıktı, tamam, anladık. Şimdi önce flight direktörlerimi kapattım. APU'yu çalıştırdık ve şunu susturdum. Pilotun bir tanesi, uçan pilot, devamlı sola sağa doğru dönüp bir an evvel inmek için gördüğün gibi bir manevra yapıyorum. Ben bu arada... Evet, diğer pilot bu arada checklistleri uyguluyor ve kuleyle konuşuyor. Acil gelip inmek istiyoruz diyor, arkadaki trafikleri boşaltmak için. Bunun hiçbir işlevi yok burada. Gördüğün gibi bak, oyuncağa döndü bu, tamam mı? Bunun hiçbir işlevi yok. Burada önemli olan pistol karşılamak ve uçağı sağ salim bir şekilde yere indirmek. Tabii yolcu ekiplerine, kabin ekiplerine bilgi veriyoruz. Yolcuyu bilgilendiriyorlar, gerekli pozisyonları aldırıyorlar. Gördüğün gibi Sabiha Gökçen pisti karşımda. Pisti karşılıyorum. Burada önemli olan süretimiz. Süretimiz var gördüğün gibi. Bak, iş takımlarını koyuyorum.
bir flabı da koyuyorum. Sürat bir an evvel düşsün diye. 3 beyaz 4 beyaz gelmekte fayda var. Çünkü motorlarım yok. Aşağıdan gelirsem gaza ihtiyacım olduğu zaman gazım olmayacağı için uçağı uçuramayacağım. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Aynen. 5 flabı da koydum. Sürati devamlı kontrol ediyorum. Sürat irtifa kontrolü devamlı yapıyorum. Bu arada EP'miz gelmiş. Devreye koydum. Gördüğün gibi senin göstergelerin de geldi. Burada tabii ikinci pilot devamlı motoru çalıştırmaya çalışıyor. EP'yi birlikte çalıştırmaya çalışıyor. Ben inkapasiteyim ama. 15'i de koydum flap. Gördüğün gibi pisti karşılıyoruz ve süratimizi yavaş yavaş düşmesine müsaade ediyorum. Normal iniş süratine kadar düşüreceğim. 180'deyiz şu an. Evet, bu arada değişik şeyler ötebilir. Sink rate ötebilir. Biraz derin geliyorum. Yüksekten geldiğim için flap ötebilir. Bunlar çok normal. Uçakta bir sürü ses duyarsın böyle bir durumda. Evet, geldik. Speed brake. Bunu da koyduk ve manuel frenlere basıyorum. Gazı ellememizin hiçbir manası yok çünkü zaten yok. Gazımız yok. Aynen. Motor kayıp. Aynen. Evet, geldik ve sağ salim bir şekilde durduk. Hocam tebrik ediyorum valla. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol, hoş geldin. First officer olarak. Abi nasıl yaptın? Sağ ol. Az önce çok ciddi bir durumu simüle ettik çünkü yani. Ya bu tabii şununla alakalı. Yani pilotlarımız zaten hepsi çok tecrübeli insanlar. Bizim özellikle Türk pilotlarımız gerçekten tecrübeliler. Daha ziyade şuna yönelik, hani ne yapıyorsunuz orada işte boş boş oturuyorsunuz cevabı herhalde. Az önce verdiniz. Evet, bu şekilde oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Güven Hocam'ın simülatör merkezi uçuşlarından arta kalan zamanda sizlere kendisi de kaptanlık yapabiliyor burada. Hı hı. Gelip burada eğitim de alabiliyorsunuz. Ya da fun flight dediğimiz, hani ben bir kokpit ortamını görmek istiyorum dediğiniz zaman yine yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. İlla bir pilotajlıklar var. Hayır, hiç gerek yok. Hiç tabii. Yani bana hiç pilot olmayan kişiler de geliyor. Aynen. Mesela Sabiha'dan kalkıp İzmir'e birebir bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Uçuş korkusu olanlar mesela, ya ben yarın Sabiha'dan İzmir'e gideceğim. Bir şurada gelip de uçayım. Ya evet, onlardan da gelen oldu. Hakikaten yani böyle uçak yatışa girerken eyvah falan dediler ama ya bir şekilde çok hoşlarına gitti. Benim gerçek uçuşta da olmuştu yani uçuş korkusu. Bir kişi o zamanlar tabii kokpit almak serbestti, bundan çok uzun seneler evvel. Ben onu kokpitte uçurmuştum mesela, arkadan teşekkür yazısı göndermişti bana. Öyle mi? Çünkü inmek istemişti. Evet. Yani bu tür farklı anılar var, bir gün de onları konuşuruz inşallah. Bir gün sizinle havadan sudan yapacağız, tamam. Arkadaşlar. Eğer bizi kırmazsanız. Estağfurullah, her zaman. Şeyde normal stüdyomuzda ağırlayalım ya da burada da yapabiliriz, fark etmez. Hı-hı. Havadan sudan da şu anları dinlemek istiyorum. Yani burada aslında bir kitap yatıyor arkadaşlar. Güven Hocam çaktırmıyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Tecrübesini. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Sağ ol. Allah hepimizi korusun böyle durumlardan. İnşallah başımıza gelmez ama gelirse de yolcularımızın içi rahat olsun. Pilotlar her türlü zorluğun üstesinden gelecek şekilde eğitiliyorlar zaten. Aynen öyle arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umarım isteklerinize cevap verebildiğimiz bir video olmuştur. Çok emergency soruldu. Yine yorumları takip edeceğiz tabii ki ama Güven Hoca'yı da çok yormadan yine yapabileceğimiz bir şey olursa sizler için ben seve seve gelirim. Burada yine beraber videomuzu yaparız. Bu videonun sonuna geldik. Simulator Team'den bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın. Hoşça kalın.